Evet, bugün Karate Arms'ın Bullpup model olan bir modeli inceleyeceğiz. Ha, bu arada uzun zamandır YouTube'a video yüklememiştim. Özür dilerim, sonunda geldi. Evet, kutumuzu açıyoruz. Silahı yaklaşık olarak 2 hafta önce aldık. Evet, kutuyu açtık. Kutusu plastik, sert plastikten yapılmış. Evet, kutu içeriğine bakalım. Hızlıca silahın temizlenmesi için yağ, harbi takımı, unlu şarjörü, askı kayışı, ikili şarjörü, burada şokları, kutuyu yanlış koymuşsunuz, kim görüyor? Şok anahtarı ve içinde kaç numara bu şok? 1 numara, 3 numara ve ağzında da 5 numaralı şok takılı. Burada bu arada anahtar var. Evet. Hızlıca tanıtımını yapalım. Sonra atışını yapacağız. Şimdi silahın kendisi 5'li şarjörüyle beraber. Burada iğnesiz tüfek nakil belgesi. Burada da kullanma kılavuzu ve silahın sökme Garanti belgesi de aşamaları, var. garanti belgesi de var. Şimdi silah aldığımızda bizi böyle bu pap modeli dedik. Bizi şey karşılıyor. Kısa bir tüfek karşılıyor. İşçilik malzeme metalden yapılma dışı. Şu altı sert plastik, üst gövdesi ise sert metalden yapılmış. Kısa bir tüfek. El kundağının konumlanması, ağırlığı eşit miktarda dağıtmış. Bu hoşuma gitti. Ardından burada yanak destekleyici var. Tam olarak işlevsel olduğunu söyleyemem bunu. Bunun işlevsel olduğunu söyleyemem. İkincisi, kurma kolunu böyle buraya koymuşlar. Yani ortadan aynı R15 tarzı kurma kolu koymuşlar. Ama bullpup modeli için bu pratik bir şey değil. Kurma kolu değil. Bunu şu bölgeye koysalardı daha pratik olurdu. Bunu niçin söyledim? Bu arada mekanizmayı düşüren şeyimiz, düğmemiz de burada. Şimdi bunu niçin söyledim? Şimdi silah bullpup olduğu için. Şimdi burada, elimiz burada. Şimdi bu silah böyle veya böyle iki elimle de kurabiliriz. Ama sağ elimiz atış eli olduğu için genellikle solaklar için bir şey diyemeyeceğim. Burada şey, şu şekilde kurmak olup burada olmuş olsaydı, sol tarafta olmuş olsaydı daha pratik olurdu. Benim düşüncem bu yönde. Ardından emniyet düğmesini buraya koymuşlar. Bu güzel bir detay olmuş. Emniyet düğmesinin burada olması. Yalnız. Evet. Emniyet düğmesi burada olmuş. Bakın kırmızıyı görüyorsunuz. Bu silahın atışa hazır olduğu anlamına geliyor. Bu güzel olmuş. Yalnız aynı şeyde şarjör düğmesi olmamış. Şarjör düğmesi gördüğünüz üzere çok ters olmuş. Yani. Şarjör düğmesi çok ters olmuş. Biraz daha pratik olabilirdi. Şu araya bir yere düğmesini koyup daha pratik yapabilirlerdi. Evet, şeyine bakalım. Burada nişangah aparatı işte şu şekilde gez, göz, arpacık bu şekilde konumlandırılmış. Silahın bullpup olmasından ve şarjör nişan hattının kısa olmasından dolayı nişan almasını ben beğendim. Güzel görünüyor. Yani hattın kısalığından dolayı nişan almakta zorlanmıyorsunuz. Bu güzel bir detay. Bu güzel olmuş. Ardından genel itibariyle silah bu yönde. Şurada taktikal, dürbün, fener, reddat, lazer takılması için şey yapılmış. Silah sökümü biraz zor. Hatta şurada silah sökmek için bir aparatı da var.
Bu eksi olmuş çünkü aparat olmadan, şu iki anahtar olmadan silah sökebilmemiz lazım. Pratik olması lazımdı. Bu benim gözümde eksi olmuş çünkü ben bu anahtarları her zaman yanımda taşıyamayabilirim. O yüzden silah anahtarsız sökmem gerekirdi. Bu eksi bir yeri olmuş silahın. Onun haricinde tetik düşürme ağırlığı ve sesini dinleyelim. Orta sertlikte bir tetik düşürme ağırlığı söz konusu. Evet, iğne yayı da bayağı bir sert. Horoz yayı da bayağı bir sert düşüyor. Onun haricinde orta sertlikte bir tetik ağırlığı var. Şurada görüyorsunuz, tetik ağırlığı var. Hassas tetik diyebiliriz, ona yakın. Hassas tetiğe yakın. Şurada bunu alev gizleyen gibi yapmışlar ama ben bunu mantıksız buldum. Niye mantıksız buldum onu da söyleyeyim size. Silahın burası zaten düz. Hani bunu normalde alev gizleyen olarak bilinir. Bunun nerede olması lazım alevi dağıtması için? Namlunun en ucunda olması lazım. Kapalı bir namlunun üstüne bunu yapmaları çok saçma olmuş. Evet. Onun haricinde dediğim gibi şarjörü söküp takması gayet pratik, işçiliği güzel. Sökümü şu 3 pin bildirde burada 3 pinin ileri atılmasıyla gövde ve alt gövdenin, üst gövde ve alt gövdenin ayrılmasıyla gerçekleşiyor. Deneme atışları için birazdan gideceğiz. Bir de atışlarını seyredelim. Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arası biraz uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. İyi günler.